I am Polygroid and you are learning at Impolygroid channel. Enjoy and have a great time. Bakalım. Işık. Onu anladık. Peki ya sen? Kendimi anlatamıyorum. Kırıyorum onu sürekli. Akım derken bokum diyorum. Peki ne demek istiyorsun aslında? Ciddi misin? Ya asıl sen ciddi misin? Kız yandı, bitti lan burada. Karşılıksız aşk yaşıyorum diye. Vay be. Ama konuştukça sıçıyorsun sen, doğru. Bence ne yap biliyor musun? Direkt tut öp onu. Vallaha bak. Direkt tut öp. Ne diyorsun? Yapabilir misin bunu? Evet arkadaşlar aç. Kapa. İndir. Kaldır. Sinancığım sen ne yapıyorsun? kaldır. Hocam. Benim şemsiyem bozuldu. Tamam, geliyorum. Üç gün sonra benim doğum günüm. Annem şimdiden pastamı çizmeye başladı. Ha, öyle önden çizmeli falan. Süpermiş. İnsanların kendini bu kadar önemsemesi. Dünyada geçirdiği her yılı. Kutlamaları da komik. Sanki çok iyi iş başarmış gibi. Hayır, ailemle kutluyorum zaten. Ailem için de doğduğum günü. Kutlamak önemli bir şey sonuçta, değil mi? Ailene mutlu yıllar o zaman. Oğlum, senin yerin burası mı? Gitsene beyazların yanına. Hadi, bir boku beceremiyorsun zaten. Kaldır. Kapa. Aç. Böyle olmaz. Yani sonuçta ikimiz de görevliyiz. Ayrıca birbirimizden. Kaçmamız da çok saçma. Sen neden gelmedin ki çalışmaya? Kendini fazla mı önemsiyorsun sen? Seninle ilgisi olduğunu nereden? Çıkardın. İşim vardı, yarın gelirim. Tamam, kırıcı olmana gerek yok. Yanlış anlamışım. Senin ne işin vardı? Bittiyse. Tamam. Pıst. Burcu. Ne konuştunuz? Anlamadım. Ya benden bahsetti mi? Tamam, biliyorum. Başta yanlış anladım. Ona yanaşıyorsun zannettim, okey. Ama sonra nişan mişan, aydım olaya. Kanka takılıyorsunuz. Hadi kadın kardeşliği, yap aramızı. Nasıl yani? Kemal hocayla sen. Evet işte. Kemal ben. Biz zaten biraz yol aldık ama adam küskün. Böyle biraz ittirmen gerekiyor arkadan. Hadi yap propaganda mı? İyi iyi. Ben karışmasaydım. Yani pek öyle kanka falan da değiliz. Sadece etkinlik için konuşuyoruz biz. Tamam Burcu. Ben hallederim. Ama yanacak buralar. İzle. Akşam alayım mı seni? Yok ben gelirim. Sen ne yapacaksın? Bilmem. Bakınacağım. Görüşürüz. Görüşürüz. Ya abisi ödeyeceğim dedim. Sen ne uzatıyorsun? Aman abi affedersin. Bak zaten çarşambadaki 5 milyarlık arazimi 2 milyara okutacağım. Kaybım büyük. Sırf senin paranı ödeyebilmek için. İyi, hadi. Abi çok affedersin ya. Öyle heyecanla konuşurken önüme bakmadım. Tamam, tamam, sorun yok. Hayır, insanlar da ne acayip ha. Sanki parasına çökeceğiz adamın. Telefonda uzattıkça uzatıyor. Arazimi yarı fiyatına. Satacağım, ödeyeceğim ya. Gerçi tabii acil müşteri bulursam. Sen beni tanıdın mı? Yu. Tanışmış mıydık abi? Kusura bakma. Yok ya, ben birine benzettim. Pardon. Şeyi diyeceğim ya, bu telefonla konuşurken. Duydum. Çarşamba, dedin, değil mi? Tam neredeydi bu arazi? Tamam mı? Tamam. Yeşilırmak kıyısı, dedim. O dedim, bu dedim. Ben de, dedi, tapu kadastrodayım. Anlarım bu işlerden. Falan. Dok halbuki. Ne olacak şimdi? Kaporayı verip o tarafa geçecek. Bizim dayı oğlu oğluna çekecek buna. Görsün ebesininkini. Yer mi? Yedi bile oğlum. Her şey nizami. Uyanmaz. Eda. Denize açıldım. Ne var ya? Ben. Birlikte yürüyelim mi diyecektim. Seni eve bırakırım. Hem laflamış oluruz. Ne hakkında? Genel. Hayat. Sen, ben. Sen, ben. Peki Kerem'in bundan haberi var mı? Beni iskelede karşılayacak çünkü. Seni görürse hiç iyi olmaz biliyorsun. Yok biz konuştuk onunla. Ne konuştunuz? Söyledi yani. Terk etmişsin onu. Bana da geldi, sen rahat ol. Biz ayrıldık. dedi. Belli ki bir şeylerin önüne geçmek istemiyor. Sen rahat olabilirsin. Artık yani biz olabiliriz. Bir dakika, bir dakika. Kerem öyle mi dedi sana? Evet, benim seninle çıkmamda bir sakınca yok muymuş yani onun açısından yokmuş. Ama nasıl baskı kurmuş üzerinde? Kıyamam sana. Yani ben seni şimdi burada tutup öpsem Keremin umurunda olmayacak mı? Beni öpmeyi mi düşünüyorsun? O gün de zaten yarım kalmıştı değil mi? He ihe. Bir, bir dakika, bir dur. Dur. Benim şimdi birkaç işim var. Ben sana sonra haber veririm, tamam mı? Hadi bay. Bay. Al. Maviye, maviye çalar gözlerin. Anlat. Ne anlatayım? Anlat işte. Yap tespitlerini. Çöz beni. Geri zekalıyım çünkü ben. Luba bağladım. Gitgide de batıyorum. Söyle, ne benim hakkımdaki tespitlerin? Hiç küfür yiyesim yok. Ya etmeyeceğim küfür falan, anlat işte. Şşt, şey, şey, tamam, söz. Etmeyeceğim, anlat. Cesur, korkusuz, ukala gibi görünen. Ama gördüğüm. En korkak insanlardan birisin. Nerede o yaptığın çizimler. Evlendiği zaman. Çocuklardan arta kalan zamanda. Kendince çiziktiren. Bir teyzemi olmak istiyorsun. Ailenin karşısına çıkıp grafik tasarım. Okumak istiyorum. Diyebiliyor musun? Tabii ki hayır. Ha bir de Kerem meselesi var tabii. Ne? Apaçık ortada. Ama sen kaç tabii, kaçmak senin stratejin. Ne diyorsun be? İyi, sen bilirsin. Tamam, anlat. Dinliyorum. Seçmiyorsun, seçilmeye. Çalışıyorsun sürükleniyorsun. Başkalarının düşündüklerine göre yönetiyorsun hayatını. Senin ne istediğinin, hangi mesleği yapmak istediğinin, kiminle sevgili olmak istediğinin hiçbir önemi yok senin için. Havalı gözüksün yeter dışarıdan. Dışarıya bağımlılık, korkaklık işte. Demek istediğim bu. Habide kilo meselesi var tabii. Kendini feci bir şekilde Açlığa mahkum etmişsin. Bu konuda konuşmak istemiyorum. Ya bak kilo önemli, tamam mı? Zayıf bir kız olmak beni gerçekten de hayatta öne geçiriyor, ben bunu görüyorum. Bir de kilolu insanlara bak. Biz bunu zayıflık olarak görmüyor muyuz? Kilolu birini görünce. Yemiş yemiş tutmamış kendini. Bok gibi olmuş. Demiyor muyuz? Yani bu belki erkekler için o kadar değil. Ama şişman bir kıza kız gözüyle bile bakılmıyor. O yüzden lafının dinlenmesi için bile iyi görünmen şart. Bu böyle. Bu böyle ama aptal lise hayatında böyle. Bunun gerçek hayatta hiçbir şekilde karşılığı yok. Sen Nobel ödülü almış bir insana ay ne de fitmiş. Diyor musun aynı zamanda? ya da soğuk füzyonu bulan birine. Ay, ne de kilolu. Büyük baş hayvan mısın sen? Kiloyla ölçülesin. Korkaksın işte. Güvenmiyorsun kendine. Korkaklık. Söyleyene bak. Öptün mü ışığı? Hayır. Öpecek misin peki? Ha. Geldin mi? Nereye? Benim iki günlük işim var. Ne işi? Nişanlın acayip bir fırsat yakaladı. Turnayı gözünden vuracağım bu sefer. Ne fırsatı Tuncay? Neden bahsediyorsun? Boş ver. Sen güzel kafanı yorma bunlara. Yalnız şu bizim ev mev, düğün için. Biriktirdiğimiz bir para vardı ya. Hı, ne olmuş ona? Eksik mi çıkmış? Hesabımız mı tutmuyor? Yok, öyle bir şey değil ya. Neyse ben gideyim, geleyim, konuşuruz. İki güne buradayım ben, tamam mı? Bakalım dayanabilecek misin bensizliğe? Başkalarının hayatını manipüle ederek. Hayatımızın hatasını yapıyorduk. Ama o zamanlar farkında bile değildik. Bedelini hepimiz çok çok ağır ödeyecektik. Tuncay iki gün yok. Burcu'ya gidelim. Hayırlı olsun, kart kört diye. Biraz yol yapmaya çalışalım. Ne yolu? İşte bu adamdan emin mi? Geri döneri var mı? Ne bileyim, Kemal'i pazarlayalım azıcık. Bunlar son çareler artık. Ne oldu? Hani paranı Tuncaya yatırıyordun. Bırak şimdi. Bence çalışır. Burcu'nun kafası karışık. Bence biz ışıkla ikimiz gidelim ya. Siz eve doluşmayın böyle ayı ayı adamlar. Haklı. Siz kız kıza konuşun bu akşam. Olur. Ama bugün benim doğum günüm. Ya şu doğum günü geyiğinden de. Nefret ediyorum ha. Yok yok, haklı. Sen bilirsin. Ya ne olacak be? Gider geliriz işte hemen. Sen de sonra gidersin doğum gününe. Hadi. İyi, peki, tamam. Merhabalar Engin Beyciğim. Hoş geldiniz. Sizi burada ağırlamak. Bizim için çok büyük bir şeref. Evet Necdet tamam mıyız? Bitti mi laboratuvarımız? Bitmez olur mu efendim? Nefis oldu. Buyurun, buyurun, gezdireyim sizi. Sayenizde evlatlarımız son teknolojili. Bir laboratuvara kavuştular. Biz müdürümle buraya. Sizin adınızı vermeyi çok istiyoruz. Ben teklif ettim, müdürüm de. Hay hay, neden olmasın. dedi. Gerek yok. O ne öyle, kaşıkla ver. Sapıyla gözünü çıkar gibi. Ne münasebet canım. Aa. Tamam. Peki ne isim verelim? Sizin fikriniz olsun. Sonuç olarak sizin bağışlarınızla. Ne olursa olsun adı İstiyorsan sen kendi adını ver Necdet. Maksat çocukların işi görülsün. Ben okuduğum okula. Görevimi yaptım o kadar. Tamam hay hay. Nasıl isterseniz. Tekrar eksik olmayın. Çok sağ olun. Allah sizden bin kere razı olsun. Şeşe. Yok Necdet. Siz hala burada mısınız lan? Aa doğru daha atmadık değil mi sizi? Burcu Hoca gitsin. Siktir namelerinizi. Bizzat vereceğim elinize. Mürekkebinin kurumasını bekliyorum. Ne o Sinan? Terazi lastik jimnastik felsefelerinden. Yok mu oğlum? Hı. Niye susuyorsun lan? Bam. Bence zaten kurtulamayacağız. Ben bunu bir döveyim, içimiz soğusun. Dur, dur, dur. Kuyruğu sallanıyor. Ne olduysa artık. Günaydın. Günaydın Burcu Hocam. Günaydın Hocam. Artık son günler ha. Hayatınızda yepyeni yolculuklar. Hayırdır. Bugün çok mutlusunuz bakıyorum. Öyle. Laboratuvarımızı yaptıran. Engin Beyleydim az önce. Dedi ki, Necdet, senin hakkın ödenmez. Allah aşkına, şu laboratuvara. Senin adını verelim. İnsan gurur duyuyor tabi. Harika. Tebrik ederim hocam. Selam. Dün ektin beni. Gel bugün bir şeyler yiyelim. Burak bak ne diyeceğim. Açık açık konuşalım mı biz seninle? Oo gençler. Ben. Takılın bakalım. Hadi bakayım Burak. Sağ ol ya eksik olma. Burak harbiden bir şeyler. Yiyelim mi biz seninle bir yerde? o yemez ama. Sen yersin, o bakar. Ne alakası var ya? Kurt gibi açım bende. İnsanın iştahını kesen bir şey. Olmayınca tabii. Hadi. Gel, bak seni nereye götüreceğim. İyi iyi. Bize iki Arjantin bardak bira. Ortaya bir patates. Birer de sosisli alalım. Başka. Bu kadar. Bu kadar. Sağ ol. Vay be. Sonunda buradayız. Dur ya. Niye böyle oturduk ki biz? Evet, böyle daha iyi. E, nabır. İyi. Aynı. İyi. Ya bu nasıl oldu böyle? Yani nerede değişti fikrin? Kerem'den niye ayrıldın mesela? Ben nerede ağır bastım? Kerem. Kerem çok sert. Çok agresif. Ateş gibi yaklaşamıyorsun, yakıyor adamı. Anlatabiliyor muyum? Gayet açık. Kim abi bu? Boş ver. Dinle. Ama işte mayağın teki. Kafayı yiyeceğim. Ya yok mu lan birileri? Ben bu gece böyle bir kafamı dağıtayım. Vurayım, kırayım ağızlarını. Ha! Benim kalbim ağrıyor. Nefes alamıyorum bazen. Bu ne ya böyle? Böyle bir şey olabilir mi ki? Kalbini ağrıtıyor, öyle mi? Ben böyle bir şey istemiyorum ki zaten. Siparişleri iptal mi etsek? Ha. Kalkalım. Anlamadım. Ben de anladım sizi. Ama bak ben burada. Ara gazı olmak istemem. Sana bir şey söyleyeyim mi? Bu burada bitmeyecek. Ne diyorsun sen be? Ya insanların hayatıyla, duygularıyla. Öyle kafanıza göre oynayamazsınız diyorum. Çok akıllı sanıyorsun. Değil mi sen kendini? Dünyalar güzeli Eda. Salla ya önüne gelen adamı. Donunda salla. Bak, ağzını topla ha. Kırmayayım ağzını. Ya siktir git, aşkını yaşa. Siktirin gidin, ne boksanız onu yaşayın. Ama benimle taşak geçemezsiniz. Bunun hesabı sorulacak. Ya siktirin gidin be siz de. İşinize baksanıza. Beni mecnun ettin. Sen de olasın. Aşkımı inkar edersen. Allah'tan bulasın. Ay. Ay öğrenci kurulu yeni bitti. Bak baklava aldım. Hadi gidelim Burcu öğretmene. Eda. Sıkı tutun, tamam mı? Vazgeçme üzüleceğini düşünsen de yaşa. En azından yanına kar kalıyor. Yaşanamayan daha acı. Eda iyi misin? Bok gibiyim. Neyse, hadi gidelim. İşte böyle. Biz de hayırlı olsuna geldik. Meğerse hayırlı bir iş için. Tayininizi istemişsiniz. Ya evet, işte öyle. Şok olduk, çok üzüldük hocam. Yani son senemizi siz, siz okuyacağız sonuçta. Oh. Hakikaten mi ya? Anlamadım. Yani gidiyorsun. Şehir, hayat değiştiriyorsun. Evleniyorsun bir de üstüne. Biz burada oturup çay mı içeceğiz? Arayalım köşedeki tekeli. Şaraplasın bizi ya. Doğru söylüyorsun. Hadi içelim. Hem benim zaten nişandan kalma. Şaraplarım da var. Ama ben. İçelim tabii, içelim ya. Işıkçığım, bak, sen içmek istemiyorsan. Aa, yok yok. O da içecek. Biraz rahatlaman lazım ya. Bu hayat böyle ayık. Çekilmiyor canım, öğren. İçi yanmış birilerinin. Anladım, hepimizin harareti var bu akşam. O zaman ben size müzik açayım. Şimdi sen aşık mı oldun? Sen nereden biliyorsun? Ey nişanlandınız ya. Ha. Ha evet. Seviyorsun yani. Öyle deli divane. Ama bak, sana bir soru. Senin aşık. Olmak için yeterli donanımın var mı acaba? Çünkü eğer yoksa bok edersin. Tecrübeyle sabit. Nasıl bir donanım lazımmış mesela? Her şeyden önce, kendini sevmen lazım. Kendini kabul edip taşıyabiliyor olman lazım. Yoksa aşık oldum dediğin şey. İyi geçirilmiş birkaç zaman. Öğrenilmiş birkaç çaresizlik. Yanlış bildiklerinin yanılsaması falan. O seni seviyor diye. Senin de onu sevdiğini sanma hali. Aa. Evet, mantıklı yani. Doğru şeyler söylüyorsunuz. Okey misin yani sen? İstediğin, kendine yakıştırdığın bu mu? Gerçekten ama iyi biri mi mesela? Yani iyi olduğuna inanmadığımız biri zaman içinde midemizi bulandırabilir. İyilik önemli. Yani bilmem. Bilmiyorum. Ne ki sizce iyi olmak? Mesela Eda'ya en kötü diyorlar. Kerem'e de Osman'a da Sinan'a da Sizce onlar kötü mü? İyilik demek böyle bir düzene. Ayak uydurmak demek mi? Böyle en doğru. En sıradan olan şey iyi midir? Gerçekten karşınızdakinden. Beklentiniz bu mu? Yani. Aklını başından alıyor mu mesela? Yani anladın işte. Her konuda, her yerde. Hım. Bir de akıl var tabii. Aklına hayranlık duymak. Önemli bir şey bence. E tabii, düşük IQ yorar çünkü. Ben en iyisi. Yeni şişe açayım o zaman. Hayır, yani ne biliyoruz ki? Yetişkin olunca her şeyi bileceğini sanıyorsun. Ama size buradan kötü haber kızlar. Öyle bir şey yok. Biri çıkıyor karşına ve kurduğun bütün sistemi darmadağın ediyor. Daha da fenası. Zaten kurduğun bütün sistemin yanlış olduğunu fark ediyorsun. Yani bildiğimi sandığım her şey yanlışmış diyorsun. Nerede diyorsun bunu? Ne zaman? Hangi anda mesela? Böyle nefes aldığını, yaşadığını hissettiğin anda. Yani daha önce hiç yaşamamışım diyorsun. Ondan sonra her şey allak bullak oluyor zaten. Ben Ben mesela bu konuda en berbat örneğim. Kendi gerçeğimi bile yaşayamıyorum ki. Ya bu dünyaya bir kere geliyoruz. Bir tane biz varız. Neyi tartışıyoruz şu anda? Siz mutluluk ne demek biliyor musunuz? Açıldı. Neymiş mutluluk? Anlat bakalım. Kendini sevmek. Kendini her şeye layık görmek. Hayat bana ya. Bir tane ben varım diyebilmek. Kimsenin kalbini kırmıyorsan hiç kimseye bir zararın yoksa neyi tutuyorsun ki? Kendimizi layık görmüyoruz demek ki. Yeterince sevmiyoruz kendimizi. Biz kalkıyoruz. Hadi Eda. Aa, aa nereye? Nereye be? Yalıya gidiyoruz. Hadi. Ha. İyi iyi. Ha bu arada. Kemal Hocanın montu. Bizde kalmış da. Sen tanıyorsun, verirsin. Hadi bay. İçtikçe öldüm. Yolu hep uçurum. Düştükçe öldüm. Merhaba. Biz geldik. E, nasıl geçti? Ne konuştunuz Burcu'yla? Ya bırak şimdi Burcu'yu. Sandalla açılalım. Süper fikir lan. Hadi keyfine bak, inan bana. Kerem. Hızlı biraz oğlum. Aldanma öbür dünyaya. Bir dakika. Bir dakika, bir dakika. Ben konuşma yapmak istiyorum. Ben diyorum ki bugünümüzü asla unutmayalım. Sonuç ne olursa olsun. Okuldan atılıp boku yesek bile unutmayalım. Bu güzel gece güzel bir anı olarak aklımızda kalsın. Belki de son harika gecemizdir. Ha. Büyük ihtimal. Evet, ne olacağız belli değil. Hayvan gibi uzun bir hayat. Ve biz şimdiden sıçtık zaten. Aa! Bugün benim doğum günüm. İnanmıyorum ya. Hani doğum günleri. Sizin için önemli değildi. Senin için önemli ama. Biz de her ihtimale karşı. Hadi üfle. Tek bir dileğim var. 20 yıl sonra bile görüşüyor olalım. Sizler beni gerçekten çok etkilediniz. Hep hayatımda olun, tamam mı? 20 yıl sonra bugün eğer kopmuş olsak bile tekrardan buluşuyoruz. Ya tamam, hadi. Boku çıktı duygusallığın, üfle. Oha. Bir daha hiç kutlamadım. Doğum günümü biliyor musun? Çok anlamsız geldi çünkü. Anladım ki hayatta özel günler yok. Özel anlar var ve ne zaman olacaklarını sen seçemezsin. Yapamadım. Anlamadım. Olmuyor. Başkası olmuyor artık. Kabullendim. Öyle mi diyorsun? Öyle diyorum. Teslim oluyorum. Pişman olmayacaksın. Çıkıyorum. Kerem'le Eda nerede? Bilmem. İyi, tamam. Kaçtım ben. Tekrardan nice mutlu yıllara. Teşekkür ederim.